Selamlar millet, ben Furkan. Bugün sizlerle This War of Mine adlı oyunu oynayacağız. Yani Türkçe'ye çevirirsek Benim Savaşım. Öncelikle oynayacağımız oyun hakkında size şöyle bir bilgi vereyim. Bana sorarsanız yani bugüne kadar oynadığım oyunlarda ki o atmosferi en iyi yansıtan oyunlardan birisi bu. Yani ilk 10 içerisinde hani oyun içindeki istenilen verilmek istenen atmosferi en iyi yansıtan oyunlardan birisi. Şimdi öncelikle oyunumuzun konusunu size şöyle kısaca bir anlatayım. Savaşın askerlerden ibaret olmadığını, havaya uçan binaların içinde çaresiz sivillerin olduğunu hatırlatan, savaşın içindeki sivillerin arka planda da olsa hikayelerde ve bozulan psikolojilerini anlatan hüzün dolu bir oyun. Eğer savaşın ortasındaki bir sivilin aşağı yukarı yeşillerini merak ediyorsanız mutlaka alın diye özetleyebilirim. Bu yorumu da bir arkadaş yapmış, Enver Paşa diye. Steam'deki incelemelerde de görebilirsiniz zaten. Yani bu arkadaşın yorumu bu oyunu özetliyor. Yani savaşın arka planlarını anlatan çok güzel bir atmosferik oyun. Oyunu şöyle bir şeylerden bahsetmek gerekirse, oyun gerçek hayattaki olaylardan ilham alınarak yapılmış. Hayatta kalanları kontrol edip barınağımızı yönetiyoruz biz oyun içinde. Onun dışında silah, alkol, yatak veya soba tarzında hayatta kalmamıza yardımcı olacak her şeyi üretebiliyoruz. Ve oyunda belirli başlı kararlar vermemiz gerekiyor. Yani birilerini öldürmek mi, birilerine yardım etmek mi? Bunu oynadığım zamanlarda da göreceksiniz, hatta anlayacaksınız ne demek istediğimi. Oyunda belli başlı kararlar vermemiz gerekiyor. Ve yani bildiğiniz savaş atmosferi, savaşın arka planındaki sivillerin neler yaşadığını özetleyen bir oyun diyerek direkt başlayalım. Şu olarak şununla ilgili oyunda düşünmüyorum ki hiçbir bilgisayarda FPS sıkıntısı çekmezsiniz. Çünkü çok az bir sistem gereksinimi istiyor. Çok düşük yani. Onun dışında zaten oyun 2 boyutlu tarzda, yani 2.5 boyutlu diyelim. 3 boyutlu ile 2 boyutlu arasında kalmış bir oyun. Güzel bir oyun. Dilerseniz başlayalım. Ben önce de oynamıştım ama onda da bayağı bir karakterleri öldürttüydüm. O yüzden şimdi normal tekrar deneyerek başlıyoruz. Evet, 14 gün hayatta kalabilmişim Katya ile. Böyle bir karakterler var. Bu çocuk karakter de var ama bu DLC olduğu için şu an ben bunu alamıyorum. Son gelen noktayı kaybedeceksin emin misin demiş. Evet, ben yine Katya ile devam edeyim yoluma. Oyuna girdiğimizde zaten biz 3 kişi olarak başlıyoruz. 3 kişi var, 3 farklı karakter var. Üçünün de ayrı özellikleri var. Şimdi ilk gün ne yapıyoruz? İlk gün oyuna girdiğimiz zaman önce böyle güzel bir sinematikle kalacağımız barınağın yerini tespit ediyorlar. Bize onu gösteriyorlar. Gayet hoş çizimlere sahip, hoş müziklere sahip, gayet güzel atmosferik bir oyun. Hatta size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bu oyunu ne zaman oynayalım, ne zaman oynarız en iyi şekilde derseniz, böyle yağmurlu bir havada, kışın soğukta, sıcacık odanızda oturun. Çayınızı, kahvenizi veya soğuk içeceğinizi ne alıyorsanız alın. Oturun bilgisayarınızın başına, dışarıda yağmur sesleriyle birlikte takın kulaklığınızı ve bu oyunu oynayın. Aşırı derecede zevk alacağınızı ben size garantisini veriyorum. Şimdi oyuna geçtiğimiz zaman demiş ki, burada bize böyle bir yazı vermiş. Yazıları videoların uzun olmaması kısmından okumayacağım. Siz durdurup merak ediyorsanız eğer okuyabilirsiniz. Şimdi oyuna ilk başladığımızda böyle bir barınakta başlıyoruz. Zaten oyunu klavyeden hiçbir şekilde oynamıyoruz sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Sadece mouse'la oynuyoruz. O yüzden size zaten içeceğinizi alın ve oynayın dedim. Bir elinizde içeceğinizi içerken diğer elinizde de oyunu oynayıp atmosferi yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi oyunda 3 tane karakterimiz var. Her karakterimizi böyle seçip yönlendirebiliyoruz evimizin içinde. Evimizde bayağı bir güzel, şöyle geriden bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 2 bodrum, 2 tane de üst kat, bir tane de zemin kat olmak üzere 5 kattan oluşan bir evimiz var. Karakterlerimiz var. Altta görüyorsunuz Bruno var. İyi bir aşçı bu. Arkadaşa yemekleri yaptırdığımızda diğer arkadaşlar mesela 2 malzeme kullanıyorsa, bu iyi bir aşçı olduğu için Bruno bu bir malzemede o yemeği yapabiliyor ve bize bir kar sağlıyor. Onun dışında Katya var, sıkı bir pazarlıkçı. Kapımıza savaş zedelerden biri geliyor pazarlık için. Eşya takasında bulunabiliyoruz ama o rastgele geliyor, oyun onu yolluyor, yani biz kendi istediğimiz zaman çağıramıyoruz. Onun dışında Pavel var, bu da
koşucu. Zaten bir burada sağ üst köşelerinde biyografileri var. Orada baktığımız zaman az çok nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ayrıca Bruno da sigara kullanıcısı. Karakterlerin de moralini yükseltmek istediğimiz zaman onların istedikleri şeyi yapabiliriz. Katya da kahveyi seviyormuş. Şöyle bir şey yapalım. Oyuna ilk başladığımızda şu an loot sistemini göstereyim size. Böyle hani belli başlı yerler var. Oyun zaten size bunları belirlemiş. Onları ne yapıyorsunuz? Lootluyoruz. Evin ilk başta yapacağımız ilk şeyi her bütün karakterleri alıyoruz. Diyoruz ki sen şuraya git, sen şuraya git, sen şuraya lootla, sen şuraya lootla. Evet bak. İlk başta Katya'nın lootladığı yerden gelen malzemeler neymiş? Bu bitki. Bundan ne yapılıyormuş? Bitkiler ilaçlar ve sarma sigaralar ki yapılabilen bitkiler diyor. Bu oyundaki en önemli eşyalar neler derseniz takasta da en iyi şekilde kullanabildiğimiz ve savaş zamanında tahminen en çok lazım olan şey ilaç ve sargı bezi, bandaj falan. O yüzden en değerli eşyalar onlar olduğu için onları olabildiğince arayıp bulup şey yapmamız gerekiyor. Burada bileşenler var. Bunları çeşitli craftlarda kullanacağız. Şeker var. Temiz su, bunları yemekte kullanıyoruz. Tahtaya da aynı şekilde craftlarda kullanıyoruz. Evimizde ne ganimet varsa hepsini lootluyoruz ki şey olmasın diye. Kapıyı açamıyor kilitli olduğu için. Sen Paul buraya gelsin. Karakter yönetimi şu an kötü gidiyor. Evet. Bunu açalım. Bunu niye açamıyoruz? Açmak için herhalde şey lazım. Ne oldu? Bu atölyeye gelmiş. Sen şöyle aşağı yardır. Katya sen burayı al. Yani evimizde yukarıda saat var, görüyorsunuz saat şu an 11.30, gündüz 11.30. Akşama doğru evde mesela oraya geldiğimiz zaman göreceksiniz kimlerini şey yapıyoruz, evin içinde bekçi olsun diye bırakıyoruz, kimlerini yatmaya bırakıyoruz, yatağa yatırıyoruz. Yani niye dersiniz? Çünkü yoruluyor. Karakterlerin de morali var. Açlık, susuzluk var. Yaralanabiliyorlar. Savaşlarda bir baskın yapıyorlar. O yüzden olabildiğince dengeli ve dikkatli oynamak gerekiyor ki hayatta kalabilmek için. Evet. Şöyle bir tık daha yakınlaştırayım da uzaktan oynayınca hoşuma gitmiyor benim. Böyle yerleri açabilmek için de şu crafting table diyelim artık. Craft masasına bir bakalım. Neler varmış yapabildiğimiz. Yatak yapabiliyoruz. Yatak yapmakta fayda var. Niye derseniz yatak çünkü hep lazım olacak bize. Şöyle bodrum kata yerleştirelim. Katya ne yaptı? Orayı kazıyor. Yani şu an ilk başta başladığımız için standart evimizin ne var ne yok her köşesine bakıyoruz, ne var ne yoksa lootluyoruz. Ama bir de bunun en zevkli yeri akşamleyin her gece bir kişi lootlamaya gidiyor dışarıdaki şeyleri, yapıları. Zamanlı yerler değişiyor, silah tabanca bulup öpebiliyoruz çünkü çok tehlikeli, az tehlikeli tarzında bölge analizleri de var. Sen şimdi şuraya bir daha kas, o arkadaki kutudan bakalım neler çıkacak. Bruno sen bunu bırakma. O da orayı kazıyor. Evet, yatağımızı yaptık. Yatakta yorulan arkadaşlar olursa yatırıyoruz. Katya burayı kazdı. Aç bakalım ne çıkacak. Yine standart materyal. Materyal bölümündekiler craft malzemeleri, temel eşyalarda ileride lazım olacak kullanacağımız malzemeler. Sen ne yap? Sen radyo yap. Radyo takımın moralini az da olsa düzelten bir araç. Müzik falan dinleyebiliyoruz. Katya. Evde lootlanacak yer neresi kaldı? Neresi kaldı? Orası kilitliydi. İn bakalım bir aşağıya. Atölye, ocak var, metal atölyesi. Evet, bu da craft'ta bize lazım olacak. Metal atölyesi de neye lazım derseniz, metal atölyesinde bu işte kapıların kilitli oluşundan dolayı kapıları açacak materyalleri yapabiliyoruz. Evet, radyoyu yaptık. Bakalım.
Şimdi burada da ince bir detay var, TRT Haber diye. Bu da hoş olmuş. Müzik kanalı bulalım da bir. Birazcık moralimiz yerine gelsin. Şimdi Bruno, sen burada boş boş bekleme. Sen de burayı kazacağım ama orası kilitliydi değil mi? Haklısın sen de. Sen o zaman sen de şurayı lootla. Orası herhalde açık. Katya işini bitirdi. Burada maymuncuk. Evet, bir tane maymuncuk yapalım. O kilitli yerdeki yerde açıp içindeki eşyaları alalım. Pavlda derken oraya vardı. Evet, standart loot. Topla topla topla. Ne var ne yok. Topla. Buraya da bak. Katya sen de diyecektim gene geldik. Zaten aslında orada maymuncuk çıkmış bir tane. Oraya yapmaya gerek yoktu ama ne fark eder. Sen de oraya aç maymuncukla. İki maymuncuk da lazım olacakmış. Güzel. Şurayı, şu aşağıdaki sürgülü kapıları kırmak için bize lazım olacak şey bu levye. Levye yaptığımız zaman bu kilitli kapıları da belli bir süre içerisinde kırabiliyor. Hop, sen gitme. Sen orayı kaz, sen de bakalım oraya alacak. Burada ne varmış? Orayı açacak şeyimiz yok. Yanlış bir aha işte erken bitirdik günü. Vaktimiz bu kadar. Şimdi gece vakti ne yapacağız? Burada karakterlerimizin ne yapacağına dair bilgiler mevcut. Kimisini nöbette dur diyoruz, yatakta uyu ya da git yerde yat uzan, taş yerde uyu diyoruz. Ama herkesin daha yorgun olmadığı için ilk başta ben bu Katya hanımefendimizi şeye çıkartacağım, yağmaya çıkartacağım. Zaten bir kişi yağmaya çıkabiliyor. Bu iki genci de ya da sen dur şişman. Sen yatakta uyu. Evet, böyle. Katya'yı yağmaya gönderiyoruz. Pavlı uyutuyoruz. Bruno'yu da nöbette tutuyoruz. Nereye gidiyoruz? Bizim bu terk edilmiş kulübe var. Bizim sınavımız zaten bura. Sessiz ev diyor ki bolca yiyecek var, bolca ilaç var, bolca parça var. Biz nereye gidelim? Yıkılmış villa mı? Terk edilmiş kulübeye gidelim. İlk gece böyle bir basit bir yere gidelim. Yanımıza alacağımız materyal yok. Zaten şey olmadığı için, yapmadığımız için kıracak kapı tarzında şey olmaması lazım. Evet, standart lootumuza başladık. Bakalım buradan ne çıkacak. Ne var ne yok toplayalım. Bu oyuncak lazım olmuyor. O yüzden pek almakta fayda yok. Çünkü takımda çocuk yok. Çocuk olmadığı için oyuncağında pek bir lazım değil. Bunlar mermi kovanı mı? Evet. Burada ilk başta lootlayacağımız şey, oradan da bir ayak sesi geliyor. Mesela şu kırmızı yanıp sönen şey, bir ses var orada, bir şey var diyor. Ama içeri baktığımız zaman içeride bir şey göremiyoruz. Çünkü o büyük ihtimal bir fare. Şöyle bir gir bakalım içeriye. Tamam, kapı kapalı. O zaman aşağı atlayalım. Aşağıdan gideceğiz. Ne diyordum? İlk başta bize lazım olacak şeyler şu görmüş olduğunuz bileşenler ile tahta. En çok bize lazım olan craft malzemeleri onlar. Onları topladığımız zaman yapacağımız şey belli. Hepsini alamıyorum zaten. Bunlar kaldı. Şimdilik böyle bir fullleyelim üstümüzü. Eğer değerli bir sargı bezidir, şeydir, item çıkarsa tekrar değiştiririz. Çünkü onları takasta yani çok aşırı derecede karlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunları aldık. Seni alalım. Mermi kovanı limite ulaştı mı bakalım. Ne var ne yok lootlayalım. Kahve bak. Bu da takas için önemli bir malzeme. O yüzden şunları çıkartıp onun yerine kahveyi alabilirim. Silah parçaları da değerli bir takas temi ama bize ilk gece craft malzemesi lazım. Ben hani bir sargı bezi falan çıkar mı diye bir gene gezeceğim evin içini. Çünkü sargı bezi ve yiyecek önemli. Yiyecek bizim için, sargı bezi takas için. Hoşumuzda yaralanabiliyoruz ama
Bakalım. Mermi kovanlarını yere olmadı bırakabilirim. Şimdi silah craftını yapmak bizi bayağı bir uğraştıracak. Şöyle bir yemekleri alalım da. Yemek her türlü lazım bize. Çünkü hayatta kalma oyunu oynuyorsak yapacağımız en önemli şeylerden birisi de yemek. Neyi çıkartalım? Bunlar bize tamirde lazım olacak. Bunları ben hani aslında burada böyle eşyaları lootlayabilirsek onun yerine şey yapmak daha mantıklı. Mesela kapıya takas için adam geldiği zaman ondan da alabiliriz biz bu itemleri. O yüzden hani takaslık malzemeleri birazcık daha öncelik veriyorum. O yüzden bu bileşenler, craft malzemeleri ikinci lootla daha rahat tutabiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Katya ile o koşucu, hızlı koşan Paul 12 loot'a sahip, 12 loot bölgesine sahip ama Bruno ise 10 yere sahip. Yani Bruno'yu pek yanmaya göndermek mantıklı değil. Bir de geceyi çok geç yatırsanız eğer, geceleyin eve döndüğünüz zaman savaşın, yani savaşın ortasındasınız. Gündüz vakti askerler size zarar veriyor ve eve döndüğünüzde yaralı olarak, belki de ölü olarak hiç gelmiyorsunuz bile eve. O yüzden çıkışa koşmak bize yardımcı olacak şeylerden birisi. Evet, kaz bakalım hanımefendi, kaz kaz kaz. Kaz da şu arkadaki kutudan böyle bir bandaj mandaj at bize. İlaç at, onları takasla adama iteleriz, onun yerine malzeme alırız. Şu an oyun ilk başlar olduğu için aşırı derecede böyle bir stres yapacak bir şey yok ama ilerleyen günlerde hem açlık artacak hem takımın morali söz konusu olacak ve ayrıca gittiğiniz yerlerde sizi gittiğiniz yerde istemeyen karakterler olacak ki onlar da ayrı bir sıkıntı zaten. İlla onu da ilerleyen artık seri haline dönüştürebilirsem bu oyunu onlarda da görebiliriz. Şöyle bir bakalım kitle, haydi boşuna mı kaldık yani, boşa vakit yedik orada. Şuraya bak bakalım ne çıkacak buradan. Buradan yine ne var ne yoksa çıktı ama bize bunlar lazım. Ve bu kaç tane alabiliyor? İyiymiş, ben aslında bir tur daha bakayım. Oo, burada kilitli. İlk evden anca bu kadar çıkabildik. Eğer maymuncumuz olsaydı burayla yukarıdaki yere de ulaşabilirdik ki orada büyük ihtimal güzel bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Kalan bir şey var mı ya alacağım? Şekeri alabiliyor muyum? Alamıyorum. Burada bir şey kalmamış. O şeyleri de alayım. Şu detayı da unutmayın. Eğer en çok itemi almak istiyorsak böyle mesela bundan iki tane vardı. Çantamda hiç yer, ekstra yer kaplamadan 4 yapabildim. Bunlara dikkat edin. Eksik malzeme almayın. Ama size şöyle bir tavsiyem var. İleride göreceğiz. Villa diye bir yer var. Orada iki tane yaşlı çift kalıyor. O çiftleri rahatsız etmeden toplamak için ilk başta her şeyi, yani ilk bulduğumuz yerdeki her şeyi üstümüze alıyoruz. Çünkü o adamın silahı var. Yeri gelince bizi silahla da kovalayabiliyor. O yüzden her şeyi üstümüze alıp ondan sonra bunu istemiyorum deyip onu atıp onun yerine daha iyi bir şey almak mantıklı. Şimdi çıkışa koşalım ve bugünü, bu geceyi bitirelim. Katil'e geri döndü. Şimdi günün raporlarına bakacağız. Evet, ikinci günümüze başladık. İlk gün birazcık anlattığımdan dolayı yavaş geçti ama ikinci günde gayet hızlı bir şekilde ne yapmak gerekiyorsa hemen yapacağız. Ne diyor? Bu geceyi bir mal kaldırdım. Bakın neler neler var demiş. Bunlar varmış. Gece sakin geçmiş. Saldıran olmamış sığınağımıza. Devam et diyoruz. Bu arkadaşlar şimdi. Eşyalar zaten standart şeyimize eklendi. Eşyalarımız kısmına eklendi. Biz neler yapabiliriz? Katya açmış, birazcık hastaymış ve yorgunmuş. Sen yat. Paul zaten uyuduğu için yorgun değil. Bu gece bunu ben çıkartacağım yağmaya. Bruno da yorgun ve aç. Bruno'yu zaten doyurmak pek mümkün değil. Sürekli acıkıyor. O yüzden pek de şey yapmayacağız. Bruno'yu zorlamayalım. Şöyle bir yakınlaşalım. Açamadığımız neresi vardı? Burayı kazıyorlardı. Sen de burada tamamlayamadığımız levyemizi tamamla. Evet.
biraz hasta iyileşiyor yattığım zaman. Şu an hem yorgunluğu gidiyor Katya'nın hem de iyileşiyor. Eğer mesela oyunda ilerleyen safhalarda gün içinde yapacak bir şeyimiz kalmadığında direkt günü bitir diyerek günü bitirip geceyi kutlamaya çıkmak için başlayabiliyorsunuz. Yani illa günün dolmasını beklemek zorunda değiliz. Şimdi bir tane levye yaptık. Bu levyeyi yaptığımıza göre, ay Katya sen yat pardon. Kadını yerinden kaldırdık bak. Burayı açıyor olabilir miyiz? Evet. Şu an levye ile kırt kırt kırıyor. Şöyle bir şey var. Levye sanırsam gitmiyordu. Yani tek bir yeri açtığımızda maymuncukla gidiyorken levye ile açtığımızda gitmiyordu. Evet, evimizin burasında ne varmış? Güzel. Güzel. Sen de şuraya hemen şey yap. Kazın bakalım. Burnu'ya geçelim çünkü onun kazma işlemi bitiyor. Aç bakalım buradan ne çıkacak bize. Bak bak işte bu mücevher de takasta bize aşırı derecede fayda sağlayacak eşyalardan biri. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, çok da hoş oldu bunun çıktı. Burayı kapıyı kıralım. Burada bizim şeyimiz var. Medisin mi denir artık? İlkokulda neydi onun adı ya? Hatırlayamadım. Ecza dolabı mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Ondan mı işte? Burada da hastalanan arkadaşları ilaçla bandajla iyileştiriyoruz. Eski hallerine geri getiriyoruz. Şimdi. Pavlo orayı kazıyor. Sende durumlar ne? Biraz hasta iyileşiyor. Neyse biz bunlarla hallederiz ya. Sen yat yata go orada. Bir de bu kapıyı kırıver. Evimizde mesela şu mouse'un orada görüyorsunuz arka planlar hep kırık. Bunları ileride şey yapacağız. Neydi onun adı? Siz söyleyin. Barikatlar yapacağız. Barikatlar yaptığımız zaman da onların güvenliğini sağlamış olacağız. Evet gençler, bugün de böyle bittiği zaman ben videoyu sonlandırayım. Ondan sonra kaldığımız yerden seri 2 olarak devam edeyim. Arkadaşlar kastını evimizin komple bir lootlanmış halini size göstereyim. Ondan sonra bakalım. Bruno da kazma işlemini bitirmiş. Buradan da sen kırma işlemine geç. Bakalım ne çıkacak orada. Hadi aç bakalım. İşte bu. Bandaj çıktı. Bandaj herhangi bir yaralanmada bize çok işimize yarayacak. O yüzden evimizden güzel eşyalar kazandık. Acıktın. Acıktı. Sen acık. Ne yapalım? Elde avuçta bunlar var. Kapat. Craft ne yapabilirmişiz ona bakalım. Senin işlem hala devam ediyor. Yatağımız var. Ocağımız var. Yağmur su toplayıcısı var. Ocak yapalım. Ocak lazım çünkü. Yemek olmazsa hayatta kalamayız ve yemek yapamayız. Ocak yapalım. Sen de biraz çalışsan mı ki ya? Dur bakalım bir şöyle etrafta tutulacak neresi kalmış? Evet, evimizin zaten tek bu köşesi kaldı. Burayı da hallettikten sonra evimizde artık lootlanacak yer yok. Artık yapacağımız şey evimizde şey olacak. Ay konuşamadım, oynataldım. Evimizde yapacağımız şeyler yemek yapma, insanları mutlu etme ve gün içerisinde neler craftlayabiliriz bunlara bakacağız. Pavlo orada aşçılık bölümünü bitirdi. Ocağımız hazır. Sen bir daha in bir aşağı. Hadi bakalım. Şuradan bir tane maymuncuk yap yukarıdaki arkadaş için. Bak o onu kırdı. Şimdi yap diyelim. Yapa dursun. Bruno da ha, seçeneği bize sunmuş zaten ya. Tüh. Neyse. Maymuncu elde kalsın. Zaten bizde bir tane maymuncuk vardı değil mi? Boşa gitti malzeme ikinciyi yaptığım için. Evet. Burayı da açıyor. Bakalım ne çıkıyor içinden. Haydi böyle bir güzel bandaj mandaj derken tak çıktı. Diğer de normal materyaller. Evet gençler, oyun böyle. Gayet güzel atmosferik. Şöyle bir arka plana baktığımızda savaşta yıkıntılar görüyoruz.
Burada hatta tankımsı bir şey var. Patlamış, yıkılmış bir tank gibi bir materyal. Burada da ince bir mesaj var. Onu da siz görüyorsunuz zaten. Oyun böyle. Gayet güzel. İlerleyen safhalardaki yaşayacağımız atmosferi size göstereceğim. Gerçekten güzel atmosferi var oyunun. Şimdilik bu seri böyle olsun. Ben ikinci serinin videosunu çekeyim çünkü uzun olursa yüklemem bir o kadar da zor olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Eyvallah.